Günaydın sevgili dostlarım. Ben geleli bir 10 dakika oldu tabi dükkana. Çayımı demledim. Şimdi müşterim çay istedi. Onu götüreceğim. Sizlere bir günaydın demeden geçmek istemedim. Ablam da geldi. Ne olmuş şimdi, senin torun hasta mı olmuş? Hemşirelik işte aşağı gitmişler. Ağzına sen... Aşta şey olmuş işte. Çocuk. Kapıda çocuk kucağında beklerler mi? Sıraya durmuşlar biliyor musun? Aşı vuruluyor ya. Oy çocuğumu severim. Kaynasına, kocasına, kendisine. Anne, çok tatlı, çok çok. Bundan değil, şey gelmeye başladı değil, faç başa şey çocuklar başladı. Hep öyle. Benim kız da öyleydi, sürekli benim, hasta oluyordu. Benim bilemem şimdi. Hala da oluyor da. Arabanın içine kafaydılar, bilemedim işte. Bilememiştir, bilememiş. He. Olur o kadar da. Bugün geldin de, oğlan göresim geldi değil. Gelemedi bugün, kendisi işte alerji çok almış. Değil ben mi? Kaderin, kaderin şey de var bende. Tribotu var alacak. Bunu da alamadım dedi, özele gideceğim dedi. Götürsün bir an önce. Kendi mi gidecek, iyi. Kendi çok alerjisi az değilse hava evet, da kötü çünkü. Evet, evet. Hava birkaç gündür de hava iyi biraz değil. Biraz alerjisi oldu mu soluğunu alamıyor. Aynen. Murat ne yapıyor bu arada? Murat yine internet yedirir diyor. Ara diyeyim ki yasa bitti çok şükür. Diyeyim ki daha ucuza da alırım diyeyim. Dur diyeyim alırım. Ya bu yalandan çekim yapacağım. Ne şeyi? Şeyden şey çıkarılıyor ya. Yasıcıdan çıkarmak mı istiyor? Yasın. Ama çocuğum şu anlamıyor ki. Diyor ki elen para verelim deyip git kendin çıkart. Yok onu da yapmaz. Yok onun aklı öyle diyor. Bir haftaya çocuk onun aklı hasta. Öyle diyor ya. Yapacak bir şey yok. Yine onu... evden sinirlendim, ben oradan çıkacaktım evden. Tahsil etmedi. Bir saat beni biraz şey yaptı. Pazara geldin mi sen sabah? Geldim. Ben gitmedim. Geldim de. Süt yoğurt annem bir şey alamamışlar. Bari biraz şey yapıyor. Her şeyler arttı dedi. Fiyat kaça çıkarmış? 25'e olmaz dedi. 40'a çıkmış kim yerde? Ya bunlar tutturabildiğine ya. Adam yani, çok fazla olmuş. Sütün fiyatı 40'a çıkmış. Fazla fiyatı ne bu? Her şey pahalandı ya, olmaz mı o? Ama işte ben biz de her şey pahalandı da biz bir şey vuramıyoruz iş yerinde. Üstüne olmaz. Vuramıyorsun. Yapacak bir şey yok. Hepsini idare idare. Eminem de konuşabilir. Ben de bugün temizlik yaptım Emine. Aferin Emine'me. Evet, evet toparladım. Kızı gönderdik okula. Kızı gönderdik. İyi oldu. Kızım en azından gitti ya. Sen ne yaptın? Ben de ne yapayım? Aşağıda işte yine aynı uğraşıyoruz. Arkadaşlar var aşağıda. Az oturuyorduk. Şimdi bankaya gideceğim de şey var, kira ödemeye gideceğim. Annemin kahvaltısını verdim, yedirdim onu. İyi yaptın, oy. Severim ben onu. Azıcık yattı biraz. Yedi mi kıcırtladan? Evet. İyi. Cırıtla yedirdim ona. İyi yapmışsın. Dün ne yaptın acaba sen? Bize böyle, aslında dün senin yanına gelecektik kızla da. Sonra birden şey oldum, sıra hasta gibi oldum. Böyle biraz kendimi hissetmedim. Soğuk vardı. Çok soğuk vardı, gelesim de gelmedi. Bakayım dedim. Aynen de doğru, gelesim gelmedi. Evde iş vardı. Soğuk vardı. Öyle fazla şey yapmadım. Yemek yaptım. Çay kahvaltı şu bu. Ondan sonra bir iki sildim. Bugün sildim her tarafa. Bugün sildim. Bazen de her gün sildim. Adam yoruluyor. Ya yavrum senin yani evde büyük. Bizimki de büyük. Sen bizim evden daha büyük senin evde. Tereyağın beyazlarını sildim. Yetişemedim yerler kadar. Gelince sen sildirdim. Tamam anne hadi. Gelince sen sildirdim. Yetişemedim yerleri sildim. Yetişebildiğim yerleri. Yetişemedim depeleri sen sildirdim. Bıraktın. Depeleri sen sildirdim. Yavrum boyun uzanmaz. Çünkü beyaz da ya. Şey olmasın, hemen iş kapmasın. Doğru. Kızartma yapıyor. Ama işte aslında kızartmayı diyorum ya, tüp olacak, küçük tüp de balkonda yapacaksın. Aslında evet, içeriği sardırmayacaksın ama. Cam geliyor haftaya. İyi, kapatıyor. Kapatacağım, çok soğuk geliyor. Doğru. Ağacımda onu sildim. Bütün toz kapının şeyi onu içeri gelirdir. Namazı kıldım, buraya gelmiş ya. Ona sildim de biraz. Kızla da senin yanına geleceklerdi bunlar, gelemediler. Dün işte hasta niyetliydim ben. Emine'lere gitti. Senin yanına gelecektim. Ondan şey olamadım. İşim gücüm vardı, çıkamadım. En son dedim ki azıcık dinleneyim. Biraz dinlendim. Ona göre dedim ki buranın örtüleri falan vardı aşağının. Onu yıka. Onu yıka. Kızın tabilerini yıka. Ya da sevdailere gidelim diye. O illa Göktuğ diyeceğim beni. Göktuğ şu anda şey yapamayız dedim. Çocuğum onların işi vardır. Pazar günü dedim. Murat'la Necla ablanın teyzenlere gideriz. He o zaman gitmeyecek miyiz? Hangi gidiyorduk? Dedim ki kızım yok şimdi gitmeyelim. Az dedim hava biraz soğuk. Gel bir sonra gidelim. Ben de soğuk diye çıkmadım. Aynı işte. Bugün iyi. Hava soğuk bugün dedim ben de aynı. Çok istiyordu aslında. Gelmeyi. Su değil ki. Hava güneşli teyze değil. Çok güneşli hava değil. Güneş ama yine esiyor. Evet. Yine esiyor bak orada aralar ben üşüdüm. Biraz evet. Güneşli olan yer güzel ama. Evet güzel. Güneşli olan. Sizin okulunuzda şey bulundum hastalık. Kim dedi? Öyle değil aslında. Yok. Okulda hastalık diyor. Değil şöyle oldu. Bir çocuğun babasında çıktı sadece. Babası da başka bir şey yok. Kimsede bir rahatsızlık yok. Yok kimsede. Bizim sınıfımızda yok. Olsa gönderirler. Bizim sınıfta yok. Yok. Ama diğer tarafları bilemem tabii. Okulun içinde hangi sınıfta bir şey olur mu? İstanbul'da bulunmuş. Yani çocuğu da İstanbul
kim okulları tadil ettiler 15 gün. Falan. Ama oralar tabii büyük hafta. Yerler. Kalabalık yerde çok bulunmuş İstanbul'da. Aa şimdi bir de yapıldı ya yılbaşı eğlencesi. Diler hep unuttular. Diler. Yılbaşı ne yaptın sen evdeydin. Biz aynı ben evdeydim ben niye gideceğim? Aynen sen de gideceksin. Kaderler evdeymiş. Kader size gelmedi değil mi? Yok. Biz de aynı, biz de aynı. Evde yat, bir de sağ donda uykum geldi. Bana değil, babamı niye çağırmaz? Derken ne yaptın? Gidiyordu. Ben ne bileyim dedim, kader dedim. Soğuk var diye dedim, çocuk üşüttü değil mi adım? Ben onları çağırmadım. Dedim. Ama kendi de geleyim diyebilir çocuğum. Kocası var abi. Çok severim ben şeyi, çok severim. Tombulum var ya, tombulum. Selra diye bağırdı mı burada gideceğim diye? Selra var mı diye bağırdı mı orada? Onda bir şey dedi miydi onu diyebilir. Çok evet, onu da soruyor. Selra nerede? Selra da onu soruyor. İyileşti mi diye, Elif diye. Aa işte çağırma. Baktım ki şeyde, kamerada öyle söylüyor çocuğum. İyileşti mi Elif? Nasıl oldu Elif diye. Anam, bak Elif'i de biliyor maşallah evet, dedim. Elif de biliyor, evet. Biliyor. Bir de hasta olduğunu da biliyor. Ben de ona şaşırdım çocuğum evet. Sen Ankara. Çok akıllı, çok çok. Evde maşallah, maşallah ama evet. Çok tatlı. İkisi de çok, çok tatlı. Tatlı. Evet, Eli evet. Oğlu şu. Hı-hı. Koştura koştura gidiyor her yere. Eli evli. Eli böyle. bile o kadar saçır ya. Esleniyor. Ama eskiden onu sanki Serra'da da vardı gibi. Konuşacak gibi aynen maşallah. Yok yakında konuşurum. Ondan sonra bile saçırıyor arı. Onda bir gayret var çünkü gördüğüm kadarıyla. Kız kendini şöyle öte şeydi fırmaladı. Böyle görecek ya duvara da vurmuş kendini. Ana çocuğum kıyamam ben ona. Çok tatlı çok göreceğim çok. Göreceğim diye kendini kaledi ufizmesine korktu diye. Buna vurdu kendini. Ana. Bu de pandemide de tabii bir şey yapamıyoruz çocuklar için. Yapacak hiçbir şeyimiz yok yani. Çocuğu da sevemiyoruz. Evet, evet. İnsan kızı istiyor kaç şöyle. Hemen yanımıza hemen koşup geliyor. Anam çok tatlı çok. Kader, ben bile uzaktan seveyim. Kamerada göreyim ben onu biraz da. Yanımıza geldiğim anne çocuk üşüyor diye. Çocuk üşüyor, üşüyor tabii normaldir hava soğuk. Ama senin evinde doğalgaz yanıyor ki. Buraya da gelecek içeri girecek. Senin evin sıcak oluyor mu? Şey sıcak sıcak. Sıcak değil mi? Ilık. Ilık böyle güzel. Onların evinde fazla soba yok. Aşırı. Onlar da doğalgaz değil mi? Açtırmadın mı fazla? Fazla yok. Bir kere açtı da öyle durmuş ya. Yok yok. Vah şu anda bak burası ılık. Yani, benim de aynen. Burası güzel. Yani. Çok güzel. Evet, çok evet. Bunaltmıyor. Öyle evet, çok evet. Aşırı yakmaya gerek var. Evet. Ama çok üşürsen ama mecbur açıyorsun yani. Tabii, tabii. Tabii çok üşürsen yapacağın tabii. Bir şey yok. Kaderlerle çok olur. Yani ya, tabii. Para. Daha yaz geliyor. Ha evet çok şey kalmıyor. Annem baba daha Mart ayı var anne. Ha 2 ay var tabii. Mart'ta. Allah sağ olsun. Mart 3 aylar girmiş de küçükte. Evet evet öyle yavrum. Allah'ım sağlık versin sağlık. Amin önce amin. Sağlık önce olur. Sağlık her gerisi de, boş. Amin. Allah güle güle oturtursun yavrum amin. Evinde. Amin. Allah'ın muradını amin. Aldırsın. Amin. Yapacak amin. Hiçbir şey yok. Sağlık amin. Olsun gerisi boş. Tabii, tabii. Her şey boş bence. Boş kendini ödettiriyor. Aynen boş ödettiriyor. Oradan bağırıp şey... Evet, bankaya gidiyorum. Giderken de size bir iki yollarda geçtiğim görüntüleri göstereyim istedim. Neyse ki yürürken insan üşümüyor. Hareket halindeyse ya. Kaçak bir şey. Ay, ay eskinin elma şekerleri. Bizim okulun kapısında olurdu. Bana onu hatırlattı bak. Elma şekeri. Kim değiştirdi? Çocukken çekimle ne kadar severdim. Leblebiler. Sizin de vardır böyle anılarınız. Leblebi tozları. Harika olurdu. Çok severdim çok. Burası genelde bisikletçi hamdullah diyorlar. Bu yolda bisiklet tamiri falan çok yapıyorlar. Motor, bisiklet ne ararsanız var burada. Motorlar mümkün olduğu kadar size çekim yapıyorum şu anda. Biraz rahat olsam şu servo çubuğuyla da gezeceğim de acık zamanla onu da açacağıma inanıyorum. İnşallah. Allah izin verirse. Onu öpeceğiz. Bura, bu caddede de çok çay ocakları var. Herkesin kısmeti yan yana 3 tane mi var? 4 mü neydi? Evet bir tanesi burası. Kalabalık. Burası durak tarafı. Merkeze de yakın. Bakın yine bir çay ocağı daha. Burada hep yaşlılarım diyorum ya. Benim oraya da gelenlerim çoğu da yine yaşlı. Ama iyiler yani şükürler olsun hepsi iyiydi. Müşterilerimden memnunum ben ya. Evet tam 4-5 tane var. Geçtiğim yolda herkes kısmetiyle sıra sıraya. Ve burası da köy durağı. Hatta Necla ablamın köyüne de buradan gidiliyor.
Giresun baklama, manar falan, sultaniye. Sultaniye bizim tarafta da. Manara giden durak burada. Aynı güzel yeşillikler. Evet. Sizi biraz gezdireyim istedim. Şöyle hemen ödeyeyim geleyim de rahatlayacağım. Evet, bu caddemizde işte bir cadde. Kalabalık hava bugün tabii ki hafta başı ya, millet köyden iner falan da dolu. Bayağı bir kalabalık oluyor yollar. Görebildiğiniz kadar su çekim yapıyorum. İnşallah çok sallamıyor durum yine kamerayı ama yine tabii ister istemez oluyor. Sallıyorum. Evet, çiçeklere bakın. Çok güzel. Çiçek şimdi oradan geçtim de ne güzel çiçekler var. Morlar, pembeler. Sevdiğim renkler. Kesinlikle. Evet. Evet, bu cadde meydana doğru gidiyor. Evet. Ay geçen buradan baktım da bot kendime de. Pahalıydı, bir de güzel değildi anlamıştım. Ama bir taraftan aldım tabii. Ay burada ne güzel bakın, Karayeli şeyleri çocuklar için falan. Neler var bakın. Çok güzel. Peştambaldan yapılıyor. Eskiden annemler hep giyermiş o peştambalı. Kapısında yine fındık cevizli olanlar. Hep böyle. Kızımı almıştı babaannesi. Peştambaldan giydirmişti. Etekli, yelekli takım yapmıştı. Başına da bağlamıştı. Harika olmuştu. Öyle resimlerimiz de var kızımın. Küçüklüğünden resimlerimiz var. Evet, şurada aktar var. Oradan da alıyorum arada iş yerine. Ilhamur falan. Aldım mı? Yolda evet, burası da işlek. Nogir, siz oraya girin. Evet. Mümkün olduğu kadar. Çekiyorum size. Evet, mağazalar. Şuradan da genelde alırdım dışarı koyduklarından. İndirimde olanlar, kıyafetlerden. Ben bir hızla geçeyim. En azından banka yetişeyim ki abimin sıkışmasını da istemiyorum. Çünkü kime benim bekliyorlar, illa ben vereyim. Bazı esnafa ben gittiğim için öyle oluyor. Evet. Evet, bankadan yeni çıkabildim. Çok sıra vardı. Ha neyse, şükürler olsun. Yatırdım ya kirayı. Hiçbir şeyde gözüm yok. Kirasını da verdim. Bu ayı da en azından rahat bir şekilde geçiririm inşallah. Onlar da bekliyordu zaten yatırmamı. Çünkü cuma günü yatıramadım. Zamanım olmadı. Yılbaşıydı ya o günde. Bir gün önce cumartesi günü de ayın biri olduğu için mecbur bugüne yatması gerekiyordu. Hallettim. Çok şükür dönüyorum iş yerine. İnşallah. Evet arkadaşlar, bugünü de bitirdik çok şükür. Saat oldu 7'ye geliyor yani. 25 var şu anda çektiğimde size bu yayına. Hemen yollayacağım zaten mümkün olduğu kadar. Çünkü atana kadar bayağı bir zaman geçiyor. Mecburen biraz zaman geçmemesi için hemen yollayacağım. Bugünüm de işte böyle bankalarda, yine iş yerinde. Bankada diyorum ya, sıra çok beklediğim için yapacak bir şey yok. Az kala kavga çıkacaktı. Yaşlılar tabii sırada beklerken zor yani. Onlar için de zor. Onlar da işte işimizi hallettik şükürler olsun. Oradan çarşıya uğradım. İşte bir iki dolaşarak geldim. Sağ olsun abim de ben gelene kadar bekledi burayı. Öylece işte eve çıkacağım şimdi. Birazdan kızım geldi. Bir onu bakacağım.
Ben de dedim göndereyim. Ablamla da bugün yayın yaptım, Necla ablamla. Tabii onu da kattım içine hepsiyle. Muhabbeti güzel geçti. Onun da çok tatlı iki torunu var. Onları anlattı sizlere. Artık size çok sevdiğimi hiçbir zaman unutmayın. Bugün yine kısa oldu ama videom. Kusura bakmayın ne olur. Bugün yine az oldu. Çekemedim çok fazla. İşlerim diyorum ya, dışarıda çekmeye çok çabaladım ama kalabalıktan da çok yürüyemedim. Mecbur olabildiği kadar erken bitirdim yani. Bunu da hemen toparlayayım ben yine konuşmalarımızı. İyi akşamlar diliyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.